X Kral TR. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambole. Gir bak Nijer karambole oku bak. Nijer dön karambole. Haydi abicim bak Rus tekli vur. Karambole dışarıdan vur abicim Rus tekli. Alıyoruz o karambole. Vur abicim bak. Yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın abicim. Bir tane şey veriyorsun. Çok o karambole bak Rus tekli vur. Bir neslin hayatını bitiren ve bir nesle de hayatı öğreten oyun. Metin 2. Bilmeyenler için öyle oyunu açıklayayım falan diyeceğim de gerek yok. Yani herhalde Türkiye'de Metin 2'yi duymayan yoktur. Tamam oynamamış olabilir eyvallah ama duymamış yoktur. Hiç oynamadıysanız bile kodumun demircisini biliyorsunuzdur. Ya da dolunaylarımızı çalan o güzeller güzeli fake kızlarımızı. Yani illa bunları duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. O yüzden oyunu açıklamaya gerek yok. Metin 2 işte anasını satayım. Peki bugün Metin 2 ile ne işimiz var? Niye ben bu oyundan bahsediyorum? Çünkü bugün ben de kendi Metin 2'mi yapacağım. Benim tabii ki Unreal Engine'imizi açıyoruz. Ve kendisini bize template olarak verdiği TapTown'u kullanacağım bugün. Şöyle güzel bir isim girdikten sonra da projeyi başlatıyoruz. Unreal'ın TapTown template'inde gördüğünüz gibi tıkladığımız yere karakter gidiyor. Kamerayı hareket ettiremiyoruz, bu açıdan bakıyoruz. Ve aslında tek olayı da bu. Baya baya bildiğiniz TapTown ve tıkladığınız yere giden bir template. Peki biz bunu ne yapacağız? Biz bunu Metin 2'deki kontrollerle aynı yapacağız. Yani en azından yapmaya çalışacağız. Peki o zaman Metin 2'deki kontrolleri bir hatırlayalım. Şimdi ilk olarak sağ kliğe bastığımızda karakterimizi döndürebildiğimiz bir kontrol var. Baya her tarafına bu şekilde böyle bakabiliyoruz. Bir diğer kontrolümüz R ve F. R'ye basarak yakınlaştırıyoruz, F'ye basarak da uzaklaştırıyoruz karakteri. Onun haricinde herkesin bildiği tıkladığımız yere gitme olayı var. Aynı zamanda basılı tutarak da bu şekilde gezebiliyoruz ve bıraktığımızda yine son olarak o destination'a gidiyor. Bunun haricinde tam olarak gidip de map'te bir yere basarsak ve karakter oraya gidiyorken herhangi farklı bir tuşa basarsak yürüme tuşlarından oraya gittiğimiz komut kesiliyor. Kontrollerden bir diğeri ise space'e basılı tutma. Space'e basılı tuttuğumuzda ise karakter vurmaya başlıyor. Bir diğer kontroller zaten skill'ler falan ama şu anda maalesef skill'lerim yok. Patatesim abi. Ama onları da işte şu aşağıdaki yerlere koyuyorsunuz, oradan tıklıyorsunuz zaten biliyorsunuz. Okey, kontrolleri aldık. Az biraz uğraştıktan sonra sağ klikle etrafa bakmayı hallettim. Ayrıca artık sadece mouse ile tıklayınca yürümüyoruz. Aynı zamanda WASD ile de yürüyoruz. Fakat tabii hala dokunduğumuz yere gitme olayı da var. Diğer kontrolleri de yavaş yavaş yapacağız. Fakat öncesinde yapmak istediğim bir şey var. O da karakteri bu salak tipten bu yakışıklı savaşçı abiye dönüştürmek. Modelimizi Unreal'a atıyoruz ve... Keşke o güzel gözlerine doyabilsem. Keşke o güzel saçlarını elimle okşayabilsem. Bu dudakların, bu gülüşün... Oy 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 oy. Ve karşınızda her ne kadar kafasız olsa da Metin 2 savaşçısı hem de çelik giyiyor. Animasyonları falan az çok hallettim. Fakat kafayı sıyırdığım bir nokta var. O da savaşçının kafası. Abi senin kafan nerede? Senin kafan nerede? A few minutes later. Tamam buldum kafasını. Bir de şöyle de yerleştirdik mi? Öf. Öf. Karizmanın öz evladı. Evet, savaşçıyı da yaptığımıza göre hafifinden kontrolleri geri dönüyoruz. Hani R ve F tuşları var diye yakınlaştıran ve uzaklaştıran. Efendim onları da yapmış bulunmaktayım. R tuşu yakınlaştırıyor. F tuşu ise uzaklaştırıyor. Bu savaşçıya baktıkça içimde bir şeyler eksik kalıyor. Sanki böyle yap buzun en önemli parçası eksik. O da tabii ki lanet olası bir dolunay kılıcı. Bunun için bizim ekipten iki adet modelci ile görüştüm. Biri Ahmet Çalışkan, diğeri ise Ahmet Eren Uğuz. Kendileri bana ultra süper hiper mükemmel gerçekçi bir dolunay kılıcı yaptı. Ve onu savaşçımızın eline koyduktan sonra işte şimdi harika. Beyler teşekkür ediyorum. İki Ahmet olarak çok güzel iş çıkardınız. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben bu dolunayın kalitesini gördükten sonra tabii bazı şeylerin de kalitesini yükseltmek istedim. Mesela bu kafa. Bu ne oğlum? Böyle bir kafa olabilir mi lan? Heh, şimdi daha güzel. Gördüğünüz gibi her şey bir dakika. Bu yeşil olmamalı. Bu çok çirkin, lanet bir şey bu. Bunu da değiştirmem gerekiyor. Önceden satın aldığım VFX paketlerinden birini hızlıca indirdim. İçindeki VFX'lerden birini aldım ve voila. İşte şimdi oldu. Artık biraz da silahlarla saldırmaya geçelim dedim ve savaşçının bütün saldırı animasyonlarını yani komboların hepsini aldım. Bir süre kodlama yaptıktan sonra efendim gördüğünüz gibi space tuşuna bastığımız süre boyunca combo yapıyoruz. Psikopat bir adam olduğum için ve sürekli kendi başıma iş açmayı sevdiğim için sadece doluyla yetinmek istemedim. Yani dolunay kılıcı tamam güzel mis gibi ama çift elli bir şey daha yapmak istedim. Bunun için önceden kodunu hazırladım ve normalde Metin 2'de olmayan bir şey yaptım. Benim Metin 2'mde Q'ya bastığınızda sırtınızdan silahı değiştirebiliyorsunuz. Evet değiştiriyoruz da hala aynı kılıç. Bana farklı bir çift el kılıç lazım dedim ve iki Ahmet'i hatırlıyor musunuz? İkisi birden bana bir KDP yaptı abi. Evet KDP. Kırmızı demir pala. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu mükemmelliğe bakar mısınız? Q'ya basıyorum KDP, Q'ya basıyorum dolunay. Ve işin en güzel tarafı o diğer silah sırtımızda asılı kalıyor. Ve bence çok havalı gözüküyor.
Ayrıca tabii ki KDP'nin farklı saldırı animasyonlarını da ekledim oyuna. Böylelikle çift el silah takarken çift el animasyonlarla savaşıyoruz. Silahları hallettiğimize göre sanırsam yaratıklara geçebiliriz. İlk yapmak istediğim şey kurt ya da yabani köpek ya da kurt, artık hangisiyse fark etmez bana. Ve güzel olduğunu düşündüğüm bir yapay zeka yazdım. Yapay zekayı şöyle anlatayım. Bu itoğlu itler kendi başlarına göre etrafta gezebiliyor. A noktasından B noktasına, B noktasından C noktasına kafalarına göre geziyorlar. Gezerken yorulurlarsa da oturup uyuyabiliyorlar, dinlenebiliyorlar. Ve durduk yerde de hiçbir zaman bize saldırmıyorlar. Fakat biz onların yanına gidersek, onlara yaklaşırsak kalkıp bize hırlamaya başlıyorlar. Bir geriliyorlar böyle, bir garip oluyorlar böyle, mala dönüyorlar. Fakat saldırmadan gidersek sıkıntı yok, bize dalmıyorlar. Velev ki daldınız, velev ki siz ona saldırdınız. İşte o zaman götünüzden o ısırığı kapmak için koşuyorlar. Ve artık ortada bir ölüm kalım meselesi var. Ya siz onu öldürürsünüz ya o sizi. E tabi yapmanız gerekeni de yapıyorsunuz. Metin 2'de yüzlerce yaratık olduğu için tabii ki hepsini yapacak değilim. Bir iki tane atayım dedim ortaya. Bir de kurt abimiz yalnız kalmasın diye yanına bir tane de domuz atmak istedim. Domuzun da bütün özellikleri zaten aynı. Bunu da tekrardan göstermeye gerek yok. Kurt ne yapıyorsa domuz da aynısını yapıyor. Ayrıca evet, burada da yerden görebileceğiniz gibi dinamik bir havamız var. Şöyle biraz sizlere üst tarafı havayı göstermek gerekirse nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Bayağı havli değil mi? Ciddi ciddi. Baya ama baya havli. Böyle hareketli bir gökyüzümüz var ve bu gökyüzü de tabii dinamik olduğu için yere yansıyor. O yüzden de fazla havli gözüküyor efendim. Ve evet, kombatla ilgili yapmak istediğim son şeyi de yaptım. Bundan sonra yaratıklara vurduğumuzu üstünde kaç vurduğumuzu gösteren bir sayı çıkacak. Ve bu sayı da silahtan silaha değişecek. Mesela KDP şu anda Dolunay'dan daha fazla vuruyor. Ha bir de tabii yaratıkların içinden Yang düşmesini açtıktan sonra misler gibi oldu. Peki bütün bunlar yeter mi karakterimize? Tabii ki hayır. Efendim, bedensel savaşçıya göre skill'leri de ekledik. Öfke skill'i, 3 yönlü kesme skill'i, kılıç çevirme skill'i, hava kılıcı skill'i ve hamle skill'ini de böylelikle koymuş olduk. Artık biraz karakteri değil de çevreyi tasarlamak istiyorum. Çevreye geçmeden önce sizlere hazırladığımız 3 adet NPC'yi göstereceğim. Bunlardan birincisi tabii ki puşların puştu demirci. Şunu da belirteyim, burada gördüğünüz bütün modeller, her şey, bütün texture'lar vesaire yine bu bizim ekipteki 2 Ahmet'e ait. Tekrardan ellerinize sağlık abi. Ve evet, tabii ki demircimiz alnını da siliyor. Bu gördüğünüz arkadaş satıcı, bu gördüğünüz arkadaş da köy gardiyanı. 3 tane yaptık. Tabii ki tıpatıp benzeyemez NPC'ler birbirlerine, yapacak bir şey yok bu konuda. Fakat olduğu kadar olmadığı kadar efendim. Şimdi sizlere hazırladığım mavi bayrak birinci köyün küçültülmüş versiyonunu göreceksiniz. Ve tekrardan söylüyorum, ortamdaki bütün modeller Ahmetlere ait. Muhtemelen soracaksınız, neden birinci köyle aynı değil? Çünkü arkadaşlar biz de insanız. Biz de burada video yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştiği kadarını yaptık, yapacak hiçbir şey yok. Ama ben bu kadarının çıkmasına bile mutluyum. Gerçekten güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Ha bu arada bak, burada abone ol metni diye bir şey var. Bu ne acaba? Vurunca ne oluyor acaba? Tamam, hemen abone olmalıyım. Tamam. O değil de sizce de fazla boş gözükmüyor mu buralar? Sanki buraları böyle bir şeyle doldurmak lazım. A few minutes later. Batan geminin malları. Depocu şişman, almayan pişman. İtemler bal, almayan mal. Beka. En ucuz hava beka. Yandaki kazık. Parana yazık. İtemler lokum, PC'de yokum. Tüm artı basmalar mevcut. Kırmızı, mavi, beyaz inciler. İşte şimdi oldu burası. İşte şimdi oldu. UI tarafında bir eksiklik hissettiğimi fark ettim. Hemen alt tarafa bir tane UI gömdüm. Sağ üstte de kendim bir tane minimap yaptım. Gördüğünüz gibi siz ne tarafa giderseniz o tarafa bayağı bildiğiniz minimap. Hani çok da aslında bahsedilecek bir yanı yok. Minimap. Hani öyle gösteriyor. Minimap. Evet. Minimap. Son olarak ben bir şey denemek istiyorum. O kadar demircimiz var, gidip bir artı basalım değil mi? Mesela elimdeki dolunaya bakıyorum, yanıyor manıyor fişek. Ama KDP öyle değil. Ben bir KDP'yi basmak istiyorum abi. Demirci agam merhabalar. Ney, kırmızı demir pala artı 8'e basıyorum değil mi? Doğrudur. Doğru, tamam. Eşya arındırılırken yok olabilir. Devam etmek istiyor musun? İstiyorum. Anasını satayım. Kendi metin ikimizi yapıyoruz. Hala artı basamıyoruz. O ne lan oğlum, ne oluyor? Tamam, istemiyorum, Allah kahretsin, istemiyorum, sal beni.